Sabah sohbetimizde Sabah Spor'a devam ediyoruz. Taner Karaman bugün stüdyo konuğumuz Taner Günaydın hoş geldin. Nasılsın? Günaydın Ezgi. Teşekkür ederim. İyiyim sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bugün konuşacağımız konular Fenerbahçe'yi detaylıca konuşacağız. Beşiktaş'ın gündemine bakacağız ve Galatasaray'daki bu seçim krizini de değerlendireceğiz evet. ama önce istersen Hızlıca bir dün akşama gidelim. Trabzonspor'un, tamam. Yukatel Kayseri tek golle geçtiği Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçını şöyle bir hatırlayalım değerli izleyenler. Daha sonra üzerine birkaç cümle edeceğiz. Evet için Trabzonspor'un çifte kupa hedeflemesinin yanı sıra bir taraftan da moral motivasyon evet. açısından çok kritik bir mücadeleydi Taner. Ee, şöyle bir genel değerlendirmeni alayım istersen önce maçla ilgili. Ee, lig maçlarına göre daha dinamik bir Trabzonspor Trabzon. vardı bir kere oradan başlayabiliriz ama tabii ki bu hızlı olmayan ama dinamik olan oyundan bahsettiğim zaman şöyle bir ifadede bulunabilirim. Bazı oyuncular oyunun içerisinde tabii ki de burada ucunda kupa olan artık 3-4 tane maçınız kalmış. Yani bunun bir revanşı sonra işte final karşılaşması derken artık sona gelmişken bazı oyuncular bunun net olarak farkında ve ee, Abdullah Avcı da sezonu kupasız kapatmayacak. Tabii ki lig kupası gelecek gibi gözüküyor. Ve hı hı. bunun üstüne 3 kupayla kapatmak adına bu karşılaşmaya ekstra bir motivasyonla çıktıkları çok belliydi. Ama Kayseri Spor tarafına olaya bakarsak onlar da ligde artık düşmeyecekleri, tabii ki matematiksel olarak bir durum devam ediyor ama düşmeyecekleri e, neredeyse kesin gibi olan bir durumda oldukları için hedefleri şu anda ligde e, kupayı kazanmak yani kupada e, almak olduğu için onlar da farklı bir motivasyonla sahaya çıkmışlardı ama e, oyun içerisinde iki takımın da kalecilerinin gidişatı net olarak değiştirdiğinde söylemek lazım hem Uğurcan hem de Ulung bu ligin en iyi kalecileri arasında bulunuyor evet. ve bu karşılaşmada da iki kaleciye de iş düştüğünü gördük ve bu e, verilen pozisyonlarla alakalı muhtemelen iki teknik direktörde Rovanş karşılaşması öncesinde bir öz eleştiri yapacaklardır. Peki bir gazete manşetleri özelinde de bakalım isterseniz arkadaşlarımızdan rica edelim. Trabzonspor e, manşetlerini bir görelim mücadelenin ardından. E, özellikle Taner, Cornelius'un performansına Hı -hı. tabi vurgu yapıldığını evet. görüyoruz bugün gazetelerde. Foto maçta gerçek bir Viking ifadesi kullanılmış. Fanatik gazetesinde işte Vakeme farkı başlığıyla her ne kadar gol atamasa da Cornelius'un attığı golün asistini yapması Doğru. belki Vakem adına da bir moral motivasyon sebebi olacak. Sabah gazetesi çifte zafere geri sayım başlığını kullanmış. Kupa fırtına orada ifadesini Milliyet'te görüyoruz ve Chilingir Cornelius'ta Hürriyet gazetesinin tercih ettiği başlık olmuş. Hem Cornelius hem de Vakemen'in performanslarına da Tabii. istersen bir parantez açalım. Zira Cornelius zaten çok ciddi bir form grafiği yakalamış durumda. Ama dediğimiz gibi vakeme son haftalardaki suskunluğunu sanki yavaş yavaş... Ee, üzerinden atmaya başlıyor gibi. Ee, Vakayemi ile alakalı küçük bir sakatlık durumu olduğundan hatırlatalım. Hı -hı. Ee, burada aslında Çilingir, Cornelius mu yoksa Vakayemi mi dersen ben burada biraz daha vakeymeyi öne çıkartabilirim. Verdiği pastan da dolayı ve aynı zamanda oyun içerisinde de oyuna girdiği 66 dakika yani 66 dakikada oyuna girdi. Ee, burada kuasi'nin bana göre yetersiz kalan performans sonrasında oyuna girip ki e, ee, sonrasında yaptığı etkin paslarla birlikte de birçok atağı da hazırlayan isim oldu burada Vakayeme. Fakat tabii buradaki soru işareti şu. E, oyuncunun ligdeki performansına baktığımız zaman son en azından 2-3 haftadır e, gerçekten vasatın altında kalan bir Vakayeme oyunundan bahsediyor. Ama burada bu karşılaşmada da yine performans olarak Vasat'ın üstüne çıkmasını bence tetikleyen en büyük unsur oyuna sonradan girmesiydi. Belki de ilk 11'de başlasaydı yine fiziken Tam anlamıyla rakipleriyle diş geçiremeyeceği için performans düşecekti. Ama burada e, Abdullah Avcı'nın 66'da yani oyunun aslında son yarım saatlik neredeyse bölümünde Hı -hı. oyunu alması biraz daha vakeymenin oyuna etkinliğini koymasını sağlamış gibi gözüküyor. E, Cornelius'un zaten performans hep bir seviyenin üstünde olduğu. Yani bu sezonun geride kalan bölümlerine baktığımız zaman birkaç maç dışında hep böyle basatın üstünde hep oyunu ortaya koyan, skor üreten evet. bir Kornelius vardı. Bu karşılaşmada da doğru yerde, doğru anda bulunan bir Kornelius zaten e, göğsüyle de çok ...net bir şekilde topu rahatça indirip skorunu üretti. Peki 1-0 avantajlı bir skor Taner Tabii. ama çok da rahat bir skor değil. Doğru. Ee, rövanş mücadelesi açısından acaba neler söyleyebiliriz? Hikmet Karaman e, turu geçebileceğimize inanıyoruz açıklamasını yaptı maçın ardından. Ne dersin rövanş için? Şimdi e, Kayseri Spor tarafından olaya bakacaksak da... ...Kayseri Spor buraya gelene kadar gerçekten çok güçlü ekipleri evet. geride bıraktı. Yani. E, elediği takımlar hep şampiyonluk hedefleyen takımlar oldu ve bu motivasyona sahipler. Yani başarabiliriz e, deneyimlemiş bir takımdan bahsediyoruz ve iç sahada muhtemelen Kadir Has Stadyumu'nun tamamen dolu olduğu, e, 42 bin kişinin tribünde olduğu bir atmosferde müsabak oynanacak ve şu anki e, duruma göre yani şimdi bu karşılaşmada tribünler tamamen Trabzonspor taraftarıyla dolu. Trabzonspor iç sahada kolay kolay kaybetmeyen bir takım ve tribünler gerçekten Ateşleyici bir etkiye sahip evet. yani takımı itebilen bir Trabzonspor etkisi var. Taraftar etkisi var. Kayseri'de de bu sefer Kayseri spor taraftarları belli bir rol alacaklar. Mevcut oyuncu grubu geçmişten gelen artık yapabiliriz deneyimiyle birlikte biraz daha bu oyuna motive olacaklar. Dediğin gibi 1-0 öyle büyük bir avantajda değil. Yani bir anda maçı uzatabilecek hatta bir anda evet. öne geçerek rakibiniz karşısında 2-0 öne geçerek rakibi panikletme şansınız da var. E, Kayseri Spor da bunun farkında olacak. Tabii ki de onlar adına 87 dakika dayanıp son 3 dakika dayanamamak onlara da üzüntü verici bir durum. Ki Hikmet Karaman da bununla alakalı bir ifade de bulundu zaten maç sonundaki açıklamasında. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor ki Kayseri Spor taraftarlarının da bu karşılaşma sonrasında en büyük isyanı hatta maç içerisinde de kapanan bir Kayseri Spor görüntüsü olmaması gerekiyor ki 1-0'ın rövanşında da kapanma şansı da çok fazla yok ama olur da Kayserispor Spor rövanşta yine 1-0 yakalarsa ve uzatalım oyun böyle gitsin diye bir kapanma refleksi gösterirse e, bu aslında Trabzonspor'un içine yarar gibi gözüküyor. Bu karşılaşma da olduğu gibi. Rövanşta bizi çok heyecanlı çok keyifli bir evet. mücadele beklediği kesin. E, hemen buradan lige dönüşü de sormak istiyorum tamam. sana Taner. Zira e, burada galibiyet e, galibiyet alamama sıkıntısı ve artık beraberliğin bir seriye bağlanmış olması Trabzonspor'da moralleri bozuyordu. Şimdi bu galibiyet lige nasıl yansıyacak acaba? Adana Demirspor rakip. Şimdi Adana Demirspor'a karşı oynuyorsunuz. Balotelli kadroda olmayacak ee, ve 4 puanlık bir beklentiniz var. Ve Adana Demirspor'u yenip olası rakipleriniz yani arkadan gelen ekipler kaybederse de finale ulaşmış oluyorsunuz. Yani bunun motivasyonu bile aslında bu karşılaşmada Trabzonspor'u biraz e, bu karşılaşmanın da etkisiyle birlikte itecektir gibi gözüküyor. Rovanş'a kalmadan yani bu karşılaşmanın da rovanşına kalmadan e, bir şekilde artık e, bu yolun sonunu Trabzonspor'un görmesi gerekiyor. Aksi halde iyice bir panik havası doğmaya başlayacak ve e, Abdullah Avcı'nın işte bu maç sonrasında yaptığı açıklamada da kaygıya yer yok mutlu sona yaklaşıyoruz ifadesi var ama her ne kadar hoca bunu söylese bile her kaybedilen puan her geçen gün kaygı seviyesini arttıracak oyuncular. O yüzden de bir an önce işi bitirmek için oyuncuların bunu bir şekilde sahada göstermesi gerekiyor. Peki Adana Demirspor maçını izledikten sonra tabii performans üzerinden çok daha detaylı konuşacağız, tabii. değerlendireceğiz. Taner istersen Fenerbahçe ile devam edelim. Tamam. Dün de Sarı Lacivertli takım bildiğin gibi Barış için sahadaydı. Şaktar Donetsk ile karşı karşıya geldi ve tek golle kazanmayı başardı. Yine mücadelenin özetini gelin bir izleyelim değerli izleyenler. Sonra Sarı Lacivertlilerin gündemini de detaylıca konuşacağız.